Herkese sevgiler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Güzel bir günde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün farklı konu başlıklarını sizlerle birlikte paylaşacağız. Özellikle bugün fotoğraf çekmeyi sevenler, böyle ne bileyim mahalli sanatçılarla birlikte böyle hafif bir bağlama sesi olsa da şöyle bir kendimize gelsek diyenler ve her detayı konuşacağımız, farklı konu başlıklarını konuşacağımız bir programla karşınızdayız. Kıymetli misafirlerim var. Bayram Kabadayı Bey, mahalli sanatçı, fotoğraf sanatçısı. Hoş geldiniz. Teşekkür Nasılsınız? Ediyorum. Valla ben iyiyim. Bizi de davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Belki bu omuzumdakini merak eden arkadaşlarımız olabilir, seyircilerimizden. Bu yörük keyfiyesidir. Renklerinin de bir anlamı vardır. Şimdi detaya girmeyelim. Benim birazdan soracağım hepsini detaylıca. İşte nedir? Özellikle yörüklerin hep böyle omzunda görürüz. Evet. Onun bir amacı var mıdır, detayı var mıdır? Hepsini konuşacağız. Diğer konuğumuza da bir hoş geldiniz demek istiyorum. Latif Çağır Bey, jeofizik yüksek mühendisi ve ayrıca fotoğraf eğitmeni. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Gerçekten keyif verdiniz. Özellikle burada sizleri ağırlıyor olmaktan dolayı da mutluluk duyuyorum. Biz de gururlandık sizin bu şey davetinizi zevkle kabul ederek geldik. İnşallah konuşmalarımız faydalı olur dinleyen, izleyenler açısından, arkadaşlar açısından. Evet, bugün her şeyden konuşacağız. Özellikle tamam. Tabii ki siz jeofizik yüksek mühendisiniz. Ve bununla alakalı da ben birkaç bir şey de konuşmak isterim sizinle. Fotoğraf eğitmeni olarak da ikiniz de görev yapıyorsunuz. Siz normalde fotoğraf sanatçısınız ayrıca. Siz de eğitmenlik olarak da devam ediyorsunuz. Sanatçılık hepsi var işte. Bizim temel zaten ortak faydamız fotoğraf. İsmail Bey'le olsun, Kabadayı'yla olsun. Diğer bizim dernekteki arkadaşlarla olsun. Ortak her görüşten, her meslekten arkadaşlarımız var. Bunlar bir araya geliriz, gezilere gideriz. Bunları da elde ettiğimiz görüntüleri oturur değerlendiririz, sohbetini yaparız. Öyle bir uğraşımız var şey olarak, hobi olarak. Evet, gerçekten çok güzel bir uğraş. Ve tabii programın belki son bölümünde daha alacağız. İsmail Değirmenci abime de çok teşekkür ederim. Bu güzel organizasyonu o sağladı. Kendisi şu an bizi yan taraftan da izliyor. İsmail abi izleyicilerimizi göremiyor ama sana ben bir el sallayayım. Şimdi sizler de tabii Konyalısınız herhalde. Konyalı mısınız? Ben Afyonluyum ama yıllardır Konya'dayız. Biz Konya'dan evlendik. Hanım Konyalı olunca otomatikman biz de Konyalı oluyoruz. Konyalı olmuşsunuz artık değil mi? Konyalı oluyoruz. İki tane kızım var benim. Onlar da Konya'da öğretmen. Öyle Konyalı olarak devam ediyoruz yalnız. Konya'yı severiz. Ne güzel. Ankara'dan da Konya'ya bayağı uğraşarak gelmiştim ben. MTA'dan emekliyim. Evet, MTA'dan da emeklisiniz. MTA'dan emekliyim. Ama yine de o emekli sürecinde de fotoğrafla ilgilenmeye devam ediyorsunuz. Fotoğraf işe her zaman devam eder zaten. Yani hasta yatakta yatsanız bile mutlaka fotoğraf sevgisi varsa şeyler, bahaneler budur çekersiniz yani. Hiç değilse sizi ziyarete gelen kişileri portresini çekersiniz. Evet. Çekecek bir şeyler bulursunuz yani. Fotoğraf muhakkak bir şeyler bulunur. Bulunur. Evet. Yeter ki istersen. Bunları da detaylıca konuşacağız ama ben şimdi bu örtüde kaldım. Neydi onun adı? Bu yörük keyfiyesi. Yörük keyfiyesi. Keyfiyesi. Bizim yörük şölenlerimiz olur. Hı hı. Antalya'da, Aydın'da, İzmir'de, işte Manisa'da, farklı yerlerde, Adana'da, Urfa'da, hatta Diyarbakır'da yörük şölenlerimiz, yörük Türkmen şölenlerimiz olur. Orada yörüklerimiz birbirini tanısın diye daha önce bayrakların tam olmadığı zamanlarda böyle bir bayrak yaratmışlar kendilerine, birbirlerini tanısınlar diye. Bunun da işte kırmızı var, yeşil var. Yeşil bereketi, kırmızı bizim Türk milletinin bayrağını temsil eder. Beyaz bizim komutanlarımızın fethettiği noktada biliyorsunuz fetih yerlerine beyaz atla gelmişlerdir. Evet. O beyaz atları şey yapar. Burada mor var. Mor hoşgörüyü ve sarı da yine Türklerin, Orta Asya'daki Türklerin bayraklarının rengini temsil eder. Dolayısıyla böyle keyfiye diyerek bir abimiz, Eskişehir'den bir yörük abimiz, bunun adı keyfiyedir. İsimlendirmiş. Bu şekilde şimdi yörük şölenlerinde bunu takarlar herkese. Siz vardığınız zaman oraya misafir olarak herkesin boynunda bunu görebilirsin. Hatta devlet başkanlarımız bile bunu boynuna takarlar, yörük şölenini selamlarlar. Evet, ne güzel. Evet. Siz aslen nerelisiniz? Ben aslen tam köken itibarıyla Afyon, Dinar, Daskırı, Karaağaç Kuyusu köyündenim. Ama
Biz yörük olduğumuz için bizim atalarımız, bizde bir laf vardır, sökün eylediler diye. Yani göçme, göçme, yürüme. Sökün eylemişler ne tarafa doğru? Ereğli'nin o toroslarına doğru. Oralarda işte yurt tutmuşlar. Yurt derken çadır, biliyorsunuz. Kara çadırı vardır bizim yörüklerin. Oradan Hasan Dağı, Aksaray'ın Hasan Dağı bölgesine, Kayseri'nin Erciyes Dağı bölgelerine, o taraflarda yaylamışlar. En sonunda Aksaray'a yerleşmişler. Mustafa Kemal Atatürk'ün ıslak imzası var. Yörükleri oraya yerleştirelim diye. Bizim burada Acem Yaylası var Aksaray'ın. Orada Kutlu Köyü adı altında bir köy kurulmuş. 1933 yılında biz de o köyde böyle olmuşuz yani. Köken itibariyle aslında Afyon, Dinar, Daskırı, Karaağaç kuyusundan gelme. Halen dedemin orada Cinali, benim dedemin, hatta babamın dedesinin lakabı Cinali. Cinali yurdu halen o köyde var. Ben o köye gittiğimiz zaman Latife abiyle beraber de gittim o köye. Cinali yurdu diye bir yurt orada da var. Evet. Siz o zaman hemşire olduğunuz için mi tanışıyorsunuz? Yani, yoksa nasıl oldu bu tanışma? Hemşire demiş şimdi. Bu konuşmadan biraz daha ortaya çıkmaya başladı. Öyle hemşire olduğunuz bu yayında bir bakarmışsınız, akraba çıkarmışsınız. Olur mu olur yani. Evet. Bazen oluyor ya öyle. Konuşuyorsunuz, evet. Derine iniyorsunuz. Yok o dede miydi, yok o işte şu sülale miydi derken sonra bir bakıyorsunuz. Aa, bir yerden köken tutuyor. Afyon olduğu için bağlantı. Muhtemelen vardır bir bağlantı belki akrabalık. Vardır. Şimdi bizim de aynı şekilde anneannemin dedesi Dağıstan'dan gelme. Şimdi benim bu soy ağacına bakıldığı zaman 1823'te Dağıstan'dan gelmiş. Senirkent'e yerleşmiş. Isparta Senirkent'e yalnız. Orada Mustafa Efendi, Dağıstan'da Mustafa Efendi'ye külliyesi var. Camisi var. Türbesi var. Çevresinde o bulunması gereken şeyler var. Büyük bir şeyde. Halen devam ediyor orası. Tabii 6. göbekten olmuş oluyorum ben bizim soy ağacına baktığımızda da. Anneannem oradan işte Senirkent'ten, Dağıstanlı'dan. Dedem de Şuhut'tan, Afyon'un Şuhut ilçesinde. Evet. Oradan işte geliş gidişlerde, çevreden yapılan ilişkilerle evlenmişler. Onlardan çocukları olmuş. İşte çocuğunun çocuğu falan, o şekilde de biz meydana gelmişiz. Evet, ben de Denizli olduğumu söyleyeyim de belki bir hemşire yoldan çıksın, bir yerden yakalayalım diye. Bana yakınsın, benim bütün akrabalarım Denizli'de yani. Mevcut. Evet. Dolayısıyla sizle de hemşire oluyoruz. Bizim şimdi şöyle bir şey, hem yörüyüz hem de gittiğimiz memleketler var. Mesela işte Afyon'un Daskırı'dan doğup Aksaray'a dolaşmamız. Bize şimdi de ben Konya'da ikamet ediyorum tabii. Şimdi Konyalılar sahip. Ben Konyalıları sahiplenirim, Konyalılar beni sahiplenir, Aksaraylılar beni sahiplenir, onlar beni, Afyonlular sahiplenir. Zenginleşiyorsunuz yani, böyle bir güzelliği de var. Evet. Ben memnunum. Keşke benim şeyde de Göçebe yazsaydı doğum yeri. Babam da Göçebe yazıyordu çünkü. Doğum yeri Göçebe. Yani ne güzel. Her taraf senin yurdun. Belli bir yurt yok yani. İstediğin yere git. Otur dur. Böyle. Evet. Bizim biraz kültürümüz daha, de esas evet. itibariyle böyle. Buyur hocam. Biraz daha uğraşsak zaten temelde hepimiz kardeş evet. olacağız. Doğru. Niye? Adem ile Havva en sonunda bizim başlangıç noktamız olduğuna göre evet. bir yerlerden oraya kadar gidip birleşecek yani. Evet birleşecek. Öyle doğru. düşünebiliriz yani. Evet doğru söylüyorsunuz. Tabii ülkenin her toprağı çok güzel. Ama tabii baktığımız zaman insan yaşadığı coğrafyada, işte siz Afyon'dan Konya'ya gelmişsiniz. Her ne kadar da işte başka şeylerde de olsak Konya'yı seviyoruz, çok çok seviyoruz. Mutlaka. Özellikle uzun yıllardır ben de Konya'dayım. Konya benim için çok çok ayrı. Gurbetçilere özellikle buradan selamlar da gönderelim. Tam böyle onların birkaç hafta sonra tatilleri de başlıyor. Yurt dışından da uzun süredir gelemeyen pandemi nedeniyle muhakkak ki gurbetçilerimiz de olacaktır. Selam olsun. Evet. Hem Konya'dan hem Türkiye'nin başka yerinden bizleri izleyen tüm gurbetçilerimize de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Şimdi orada bir bağlama görünce böyle bir tıngırdat falan denir herhalde. Bilmiyorum öyle. Ne denir? Tıngırdat ama mı denir? Ne söylenir? Şimdi şöyle. Tıngırdat deyince biraz ağır oluyor gibi geliyor bizim. Tıngırdatmak tabii. Hafif mi oluyor mi? Yani? Bir bağlama dinlesek filan değil mi? Bir öyle. Bağlama dinlesek. Peki öyle diyelim o zaman. Bir bağlama dinleyelim sizden. Dinleyelim efendim.
Benim kendi bestem var. Şiir ise Hasan Üktem kardeşimiz var. Ünlü şair. Hı hı. Onun sözlerini yazdığı bir türkü besteledim ben. Acizane onu okumak isterim. Buyurunuz. Sevda tütsün sözlerinden, güneş yansın közlerinden. Bir Leyla'nın izlerinden, Mecnun gözlü çel ağlasın. Bir Leyla'nın izlerinden, Mecnun gözlü çel ağlasın. El çek tabip yaram deşme, umuduma kabirleşme. İki gözüm iki çeşme, bulut bulut sel ağlasın. İki gözüm iki çeşme, bulut bulut sel ağlasın. Hasret nedir var mı bilen, odur işte bağrı delen. Yar zülfünden esip gelen, gül kokulu yel ağlasın. Yar zülfünden esip gelen, gül kokulu yel ağlasın. Mecnun gözlü çöl ağlasın, bulut bulut sel ağlasın. Yar zülfünden esip gelen, gül kokulu yel ağlasın. Teşekkürler. Ne güzel olmuş. Gerçekten yüreğinize sağlık. Bu arada sevgili yönetmenime de çok teşekkür ederim. Sizin tabii fotoğraf sanatçılığınız da var onunla alakalı da. Fotoğrafları gördüm ben buradan. Biraz onlar kim fotoğraflarıydı? Biraz önce geçen Bayram Bey'in fotoğraflarıydı onlar. Benim fotoğraflarım. Yörüklerle ilgili, yörük yaşantısını vurgulayan güzel bir seri hazırlamış arkadaşımız. Evet. Gerçekten çok güzel. O zaman sizin böyle fotoğraf temaları daha çok böyle yörüklerin hayatı, işte doğa hayatı, dağlar, ne bileyim böyle koyunlar, kızılar falan gittiğimiz herhalde. Gittiğimiz yöreye göre konular ortaya çıkmış oluyor kendiliğinden. Şimdi ben de 3 farklı konu göreceksiniz mesela. Arkadaşlar yayına verirlerse. Bakarsanız bir yörük yaşantısını görürüz fotoğraflarımızda seri olarak. Bakarsınız dağları, taşları, bakarsınız manzaraları, bakarsınız evcil hayvanları. Şeyin durumuna göre artık, bulunduğumuz ortama göre kendimize bir yol çizer, onu işlemeye çalışırız. Konulu olmasında da fayda var tabii. Beşer en az fotoğraf olması, fotoğrafın ard arda olmasında da fayda var. Evet. Tek bir fotoğraf aslında çok anlamlıdır ama her zaman o kadar çok anlam yükleyerek uzun süre onunla meşgul olamazsınız. Bir portfolyo olursa, bir seri olursa
o konuyu daha rahat, daha güzel anlatabilirsiniz. Şimdi arkadaşımız da çok güzel Yörüklerin yaşantısıyla ilgili bir portfolyo hazırlamış. O gördüğüm kadarıyla onu izledik biraz önce. Evet, gerçekten çok çok güzel. Şu anda da görüyoruz. Özellikle burada mesela neresi burası? Süt. Efendim, burası benim çektiğim bir fotoğraf. Karaman'da sevgili bir Yörük kadınımız işte orada az önceki fotoğrafta yayını yayıyordu. Burada da yine Türkmen kadını halı dokuyor. Taşpınar halısı dediğimiz bizim Aksaray bölgesinde meşhurdur o halı. Kürk boyası. İşte genelde Anadolu kadınları evin sahipleridir efendim. Bana evet. Sorarlar. Derler ki evin reisi kim? Evin reisi kadınlarımızdır derim ben. Çünkü yuvayı onlar sahiplenirler, onlar korurlar. Çoğunu çocuğunu onlar beslerler. Her şeyden onlar sorumludurlar. Dolayısıyla Yörük kadınlarını ben çok seviyorum. Onların olduğu bölgelere fotoğraf çekmek istiyorum. İşte yine az önce bir kadınımız orada salça kaynatıyor. Yani kadınlarımız durmazlar efendim. Koyunun içinde koyununu sağarlar, salçasını yaparlar. Halısını dokurlar. Dolayısıyla kadınlarımız bereketlidir. Anadolu'nun bereketi. Derim. Mesela burası neresi? Burası yine Aksaray bölgesinde. Tarlada çalışan bir kadınlarımız. Bu Karapınar bölgesinde çektiğimiz koşan dediğimiz süt sağım şeyiyle koyunlarını sağıyorlar. İşte bak orada bir ekmezini yapan. Pekmez yapımı zordur. Bak bu bir önceki fotoğraf. Şu şeyden önceki fotoğraf kara çadır var orada. Evet. Görüyorsunuz halen sadece Yörükleri. May bölgesi var Çımran'ın o civarda. Orada ve Seydişehir bölgelerine şeye gelirler böyle koyunlarıyla beraber. Yani. Aynı eski düzende kara çadırını kurarlar yaylaya gelirler. Evet. Dolayısıyla o orijinal yaşamlarını orada görebilirsiniz. Hala daha tabii bu geleneksel değerler, yapılar devam ediyor. Tabii kara çadırı her zaman görebilirsiniz. Aynen var. Hasan Dağı'nda da var. Belki kara çadır şimdi hani Hasan Dağı bölgesinde kara çadırı belki bulamayabilirsiniz ama başka çadırları var. Yine sistem aynı. Yörük yoğurdunu, peynirini, koyununu yaymaları, işte çocuklarına, küçücük çocuğunu, bakın orada bir anne gördük, sırtında belki de o esnada 0 derecede bir soğuk vardı orada. Ama çocuklarını oralarda hem oynatıyorlar hem de o dağların o güzel havasında yetiştirmeye çalışıyorlar. Yörüklerimiz böyle, yani çok da misafirperverdir onu söyleyeyim. Çadırına gittiğiniz zaman hemen yemeğe hazırlar. Orada hemen 2 tane odun çatar. Bir tenceresinin altına ateşler. Kendi yaptığı bir yemekler vardır onların dağlardan topladığı otlarla. İşte böyle lezzetli yaptıkları bir yemek vardır. Ben Hasan Dağı'nda rastladım. Kuzum sen şu yemeği ye. Sen öbür yemekleri zaten yiyorsun. Sen bunu ye der. Onlar bu neyi gösteriyor? Anadolu kadınları çok akıllı ve misafirperverdir. Her şeyden haberdardır. Yani şöyle göremeyiz. Ya dağın başında bir şehirden haberi yoktur gibi göremeyiz. En azından neyin ne olduğunu bilen kadınlarımızdır onlar. Analarımızdır. Evet. Evet. O kara çadırların çok özellikleri var yalnız şimdi. Evet. Biraz hızlı geçti Sayın Bayram Bey de. Bir defa bit pirer, tahta kurusu gibi o şeyler, haşereler bulunmaz. Üzerine yürüyemez. Kertenkele, yılan. Onun için mi o çadırın değişik bir dokusu var? Onun havası çok güzel havalandırması olur. Yağmur çok şiddetli yağmıyorsa geçirmez. Hava koşullarını çok iyi muhafaza eder. Yani serinletme özelliği var. Yazın o sıcakta serinletir, kışın kalınmaz ama belirli soğuk zamanlarda kalındığı zaman da üşütmez. Evet. Bunun pek çok fayda şeyleri vardır yani, yararları vardır. Şimdi dokunmuyor artık bunlar hepsi. Keçi kılından yapılan çadırlardır. Kara çadır denilmesinin ama şeyse o ismi oradan geliyor. O nedenle şimdi yeni branda bezinden yapılan çadırları var. Onlar çok sağlıklı değil. Ama pratik tabii ama onlar. Ama kara çadırı şu an bulmak mümkün değil mi? Yani gittiğiniz yer var. Şey, var durumuna tabii, göre tabii, var. Kullanılıyor hala. Biraz durumu iyi olanlar öbür çadıra geçiyorlar. Şimdi buna da tabii Anadolu kadınları dediğimiz, yani Bayram Bey'in isimlendirdiği kadınlar ana erkildir aslında.
Evet. Orada ana kadın, yani oranın yöneticisi kadın, tercisi, ebesi, sağlık konusunda bilgi vereni, akıl hocası, ne yapılması gerektiğini, her şeyi yöneten, erkekleri de yöneten çadırdaki şey kadındır. Ana erkek, ana kadındır. Evet. Bunlar çok önemlidir. Şimdi bunları görmek, biraz şey yapmak biraz zordur ama onların hala yayladaki yaşantılarında bunlar hemen görülür, yani göze çarpar. Bu nedenle de takdir etmemek mümkün değil. Yani bizim atalarımızın yaşam biçimleri, kendi işlerini çok güzel düzenlerini kurmuşlar. Erkekler hizmet eder. Onu getir götür, çarşıya gelir giderler atlarıyla. Yani alınacak şeyleri alırlar. Şeyin içerisinde oturmadıkları için, yayladayken özellikle onu söyleyeyim. Böyle bir düzenleri vardır. Her şeyi şey hazırlar. Benim mesela başıma gelen bir olayı söyleyeyim ben. Bir ara çay ve şeker kıtlığı vardı piyasada. Biraz eski tabiinde şey yapmayayım ama. Biz çıktık yaylaya. Bingöl Dağı'nın olduğu yerde, Karlıova'da bir yaylaya misafir olduk. Beritan aşiretine. Şey getiriyorlar, baktık çay, ya dedi, bu çay, dağın başında siz çayın şekeri nereden buluyorsunuz? Abi dediler, biz atla Erzurum'a iniyorlarmış. Oradan misafirlerimiz için şeker ve çay alırız, alıp geliyoruz. Kendileri için değil, gelen misafirler için. Kendileri için, yok kendileri içmiyorlar. Öyle adetleri var, böyle çok güzel şeyleri var, evet, yani. Evet, yani böyle gelenek ve görenekleri var. Aynen. Evet. Herhalde telefon kim arıyor merak ettim. Ben böyle canıya da çalan telefonları merak ederim. Kim? Ya şunu kapatayım ben. Alarm falan mı devreye girdi yoksa? Ya arayan da İstanbul'dan sigortacım. Evet, İstanbul'dan sigortacımıza. Selam olsun. Olur böyle yayında ya, bazen. Sigorta yapalım diye uğraşıyorlar. Evet. Kapatıyorsun. Eğer tanıdık şöyle hemen ben ekibe verelim. Yok tanıdık birisi değil. Ya. Tanıdık birisiyse açalım. Acaba yaylalardan birisiyse hemen... Bir yaylada hayat nasıl gidiyor? Yaylalara çıkılmış mıdır şimdi? Ben şöyle... Çıktılar tabii. Haziran'ın başında, özellikle Mayıs 15'inden sonra yörükler yaylalara çıkarlar. Bu yaylalara çıkışlar da onların törenle olur zaten. Gidişleri de, dönüşleri de, gelişleri de törenle olur. Develeri olanlar, şimdi aşiretlerin şeyine de bağlı bu. Gelen gidenlerin gücüne mi bağlı diyelim, çevresine mi bağlı? Yürüyerek develerin sırtına yükledikleri eşyaları getirirler. Yavaş yavaş her gün, işte bunlar 10-15 kilometre anca yürüyorlar galiba, değil mi? Develer biraz fazla hızlı yürüyemiyor yani. Develerle mi çıkılır? Develerle gelir. Büyük bir kısmı deveyle gelir yani. Şimdi bizim bu Aydın yöresinde sanki böyle bu deve olayı çok gibi ama başka oluyor burada mu yani? Olmaz, olur. Antalya tarafından gelen yürükler. Antalya tarafında da olur. Antalya'dan yukarıya bizim Şumla tarafına, o Toroslara gelen yörüklerin büyük bir kısmı develerle gelir. Eşyalarını develere yüklerler. Onların bakımları, onlarla... sağa sola ulaşımları develerledir. Evet, şu an fotoğraflar da geçiyor. Sevgili yönetmenim geçiyor ama burası bunlar, neresi? Bunlar sizin fotoğraflar. Benim fotoğraflar bunlar. Benim, şey yapabilirsin. Hani birkaç konulu fotoğraf var. Dolayısıyla şimdi tarihi noktaları da gösteriyor arkadaşlar. Tarihi noktalardan çektiğimiz fotoğraflar var. Evet. Şu fotoğraf Türkiye'nin ilk değirmeni. Buğday Aksaray. Değirmeni Aksaray'da. Aksaray'da. Türkiye'nin ilk değirmeni. Onun içerisinde bazı parçalar, görüntüler geçmesi lazım. Azmi Milli dediğimiz. Azmi, evet. Bu sene orada bir şey yapmış belediye sanıyorum, örgütlenme yapmış. Bunu çalıştıracaklardı. Bir eski çalışanları da bulup onları devreye sokup buradan un elde etmeye çalışacaklardı. Ne yaptılar o konuda takip edemedim. Geçen sene çektiğimiz fotoğraflar bunlar. Evet. Mekanik olarak, fabrika olarak çalışan bir değirmen burası aslında. Evet. Hala devam ediyor. Devam kaç ediyor. Yılında çektiniz burayı? Bunu 3 sene önce çekmiştik. Ama şey durumdaydı, müze haline getirmiş belediye orayı. O müzenin görüntüleri bunlar. Fakat çalıştıracaklardı o müzeyi, deneme amaçlı. Acaba buğdayı, un elde edebiliyor muyuz diye yapacaklardı. Herhalde etmişlerdir yani, şey yapmıyorum ama bilmiyorum ama. Mesela burası neresi? Burası yine Aksaray. O bölge. Tarihi noktalar, Zincirliye Medresesi. Zincirliye Medresesi'nin olduğu, o değirmenin karşısı bunlar. Evet. Dıştan görünüşü. Orada bir belirli bir bölge var, tarihi bir bölge var Aksaray'ın içerisinde. Orada bu medreseler var, o değirmenin olduğu yer var. Orijinalliğini bozmamış yalnız, Aksaraylılar bu konuda takdir etmek lazım. Başka yerlerde i̇yi olsa... İyi korumuşlar. İyi korumuşlar. Hiçbir şey yapmasalar,
taşlarını söküp götürüp öbür tarafta ev yapıyorlar mesela. Doğru, bizim bildiğimiz tarihi mekanların en büyük kayıp nedeni de odur. Bu oradaki bir Zincirliye Medresesi'nin iş kısmı bunlarda. Evet. Görüntüler. Sizin o zaman daha çok böyle tarihi yerler herhalde. Onlar da tarihi yerler daha çok hoşumuza gidiyor. Ama onun dışında başka bir görüntü varsa bu Sultanhanı mesela burası. Hı hı. Sultanhanı meşhur biliyorsunuz. Evet. Bizim ayakta kalan en büyük restorasyon gören hanlarımızdan. Buranın hikayeleri çok güzel hikayeleri var. Şimdi biz de fazla bilemiyoruz yani. Orada gittiğimiz zaman kapıdaki görevliden alabildiğimiz bilgilerle ancak yetiniyoruz. Aksaraylıların Sultanhanı'nın daha doğrusu orası da ilçe galiba sanıyorum. Evet. Sultanhanı. Büyük avantajları var bana göre. Şimdi belki jeofizik mühendis olmanızdan kaynaklı da herhalde böyle bir yapıtlara karşı bir şeyleriniz var olabilir. Şimdi jeofizik mühendisi yer altının teknik olarak araştırılmasıdır. Baştan öyle bir bilgi vermek isterim. Fiziksel yöntemle bilginin medeniyetin gelişmesiyle diyelim artık teknik geliştikçe bizim meslek de güçleniyor. Daha çok gelişmiş. Şimdi daha önceki jeofizikle ilişkilendirebileceğimiz teknolojiden önceki şeyler sismik sesle boşluk bulma diyelim. Yarasaların mesela hiçbir yere çarpmadan ilerlemesi, tellerle içeriye mesela bir odayı kapatıyorlar. Hiçbirisi kanadını değdirmeden oradan çok rahat bir şekilde yarasada uçabiliyor. Bunun nedeni bunların jeofizik bilmelerinden değil tabii de ses dalgalarını o tellere çarparak geri gelmelerini hesaplayarak onlardan kıl payı hiç yapmadan değmeden uçabiliyorlar. Yarasalar çok hassas insan, kulakları olan, evet. Belirli frekanslar arasında hareket edebilen yaratıklar. Şimdi bizim bilimde nelerimiz var? Bilgisayar teknolojisi geliştikçe bizim mesleğimiz daha çok gelişmiş. Ne bileyim fiziksel aletlerin gelişmesiyle bizim meslek tamamen gelişmiş. Bunda neler var? 5-6 tane ana şeyimiz var. Grup altında toplayabileceğimiz bilimsel çalışma yöntemlerimiz var. Elektrik, elektromanyetik, gravite, manyetik, sismik. Bunların her biri kendi başına, başlı başına birer bilim dalıdır. Bunların tamamı işte yalnız genel olarak jeofizik mesleği içerisinde gruplandırılıyor. Bunların işte sismoloji daha çok depremle ilgileniyor. Gravite, manyetik yer altındaki büyük kütlelerin tespitinde yararlı oluyor. Derinlemesine bir araştırma yapacaksanız elektrik yöntemler, elektrik ve elektromanyetik yöntemler bunlar kullanılıyor. Tabi bunların hepsinin her birinin de birer uzmanlık çalışmalar gerektiren şeylerdir. Büyük teknolojiler, büyük şeyler gerektiriyor. Siz söyleyin. Fabrikalar bitiyor artık. Bunların aletlerinin geliştirilmesi de çok büyük teknoloji istiyor. Aletler böyle sular silleri gibi satın alan aletler olmadığı için de çok pahalıya mal oluyor. Çok pahalı aletleri de herkes alıp da kullanamıyor. Bizim meslekte biraz bu aletlerin çok pahalı olması nedeniyle çok yaygın bir şekilde kullanılamıyor. Evet. Ama sıcak su araştırması, deprem araştırması, ne bileyim şimdi şu anda zemin etütlerinde de bizim jeofizik etütler zorunlu olarak yapılma durumu var. Öyle şeylerimiz var, çalışmalarımız var. Obruk araştırmaları. Bunların hepsinde jeofiziğin bir dalı, yalnız tek bir yöntemle sonuçlandırılmamak kaydıyla. Şimdi bazı şeyler, bazı bilim adamları mı diyeyim artık bu işle ilgilenen kişiler, tek bir yöntemle elde edilen verilerle yetinilmemesi gerekir. Birkaç birbirini doğrulayan yöntem kullanılarak orayla ilgili sağlıklı bilgiler, sağlıklı veriler elde edilir. Ona göre yapılması gereken sondaj yapılacaksa, ne bileyim yarma yapılacaksa, işletme yapılacaksa ona göre de karar verilir. Amaç çok büyük masrafları daha önceden azaltmaktır. Siz 3000 metre aşağıdaki petrolün olup olmadığını veya 5000 metre aşağıdaki yapının ne olduğunu ancak ya delerek oraya inerek bulmanız gerekir ya da bir jeofizik yöntemin belirli bir proje dairinde araştırılmasıyla ortaya çıkarılmasını çevirir. Jeofizik yöntem en ucuz yöntemdir. Evet. Sondaja göre. Şimdi 5000 metrelik bir sondajı yapmak da çok zor.
Yapsanız da çok pahalıya patlar. En azından atıyorum 100 milyon liraya patlar bugünkü parayla. Ama jeofizik yöntemle yaparsanız siz 300-500 bin demeyeyim de 1-2 milyon lirayla büyük bir proje kapsamında bu işi halledebilirsiniz orayla ilgili. En azından boş yere parayı yatırmamış olursunuz. Evet, bu anlamda da sizin bölüm gerçekten çok ekonomik. Çok önemli. Evet. Evet. Şimdi ben fotoğrafçılığı merak ediyorum. Yani fotoğrafçılık nasıl başladı? Serüven olarak sizin çalışma hayatınız devam ederken mi başladı? Kaç yıl oldu? Sizin öyle keza ne zaman başladınız? Benim fotoğrafçılık hayatım biraz ilginçtir. Bir borç yüzünden, yani daha doğrusu bir yabancı dil mektupla, yabancı dil veren bir kursa ben abone olmuştum. Ortaokul 2'de. Babam parayı veriyor, ben götürüyor, yatırıyordum. Birisini yatırmamışım. Oradan da uyarı yazısı gelmiş babama. Babam da dedi bu nedir, niye böyle uyarı geldi? Yok dedim hallederim ben onu, geç gönderdim falan. O parayı elde edebilmek için ben de kitapları çok severim. Eski şu anda Vakıflar Bankası'nın arkasında bir sahaf vardı. Eski kitap alıp satan. Şu an yok ama değil mi? Şu anda yok. O sahaftan ben romanlar alırdım. Değişik kitaplar alırdım, okurdum, geri verirdim, satardım falan. Bizim arkadaşlara götürdüm, bakın evde epey kitap var. Birazını götürdüm, sattım. Bayağı para geldi elimize. Ne yapalım dedim ben arkadaşlara. Ya bir fotoğraf makinesi alalım da fotoğrafçılığa başlayalım dedi. Bu orta 2, orta 3'te oluşan bir gelişme. Oradan bir fotoğraf makinesi aldık. Onu arkadaşları çekerken işi geliştirdik. Benim fotoğrafla ilgili başlama şeyim böyle. Bayağı çok eski o zaman. Bayağı eski. Çok çok eski. Çok eski. Sonra devam etti ama değil mi? Ama ya öğrencilik yıllarında sonrasında. Tabii öğrencilik yıllarında İstanbul'da dediğiniz gibi yine şeyi kesmedik yani fotoğrafla olan ilgimizi kesmedik. Mesela ben makineyi elime alırdım Boğaz'da 5-10 saat yürüdüğümü bilirim yani. Bebekten başlarsın Sarıyer'e doğru yürürsünüz. Bilmiyorum gezdiniz mi öyle? Veya ne bileyim elinize alırsanız makineyi giderseniz gecekondu semtlerine, gecekondu çocukların tel örgülerinin arkasından dağlarda, taşlarda kendi geldiği yöresel bölgelerindeki yaşantılarını süren insanların yaşantılarını çekersiniz. Veya şehir içerisinde o dönemlerde sigaraların kaçak sigaralar satılırdı. Onu da tombalacı dediğimiz, torbacı dediğimiz çocuklar satardı. Mesela onlarla ilgili bir seri yapmışım ben. Almışım elime bir teleobjektifli makine. Uzaktan çekmişim yani onların satışlarını, yerlerde oturuşları, yatışları bilmem. Çok güzel konular çıkarıyorsunuz. Yeter ki görmesini bilin. Bak, evet, herkes bakar doğru. Ama. Herkes göremez. Herkes göremez. Detayı göremez. Öyle. Evet. Bu dediğim gibi çıkarsınız. Mesela bir yerlerde bir çiçek şeye giresiniz. İstanbul'da konu çoktur yani. Şeyde parklar var orada. Evet. Gülhane Parkı mesela. Bir sürü konu çıkar. Neler çıkmaz oralardan. Çıkın biraz daha yukarıya. Manzara, deniz manzarası veya gün batımı. İstanbul'da gün batımı bir harika olur. Bakırköy tarafından böyle büyük tepsi gibi güneş kıpkırmızı sapsarı. Onu çekersiniz. Ne bileyim, bu onu... arada da gün batımı fotoğrafları geçiyordu. Oo, gerçekten ekip. Üzerine. Evet, ekipte gerçekten. Burası şey yalnız onu da anlatayım. Şey. Şu an ekrana getiriyorum. Yine fotoğraf karelerinizde. Benim İstanbul'da mı yine bunlar? Hayır, bunlar Nemrut Dağı'nda. Yok, bu hocam bunlar... Bunlar benim değil. Benim fotoğraflar. Siz hani konuşurken gün batımına temas ederken arkadaşlar da onu yani koymuşlar. Çok güzel denk geldi. Evet. Bu manada. Evet. Gerçekten güzel. Şimdi burası sema töreninin olduğu yer. Şurası yalnız Nemrut olması lazım. Evet. Dua eden kadın. Şimdi Türkiye'nin her tarafına gidip çekebiliyoruz yani. Bazen de nerede çektiğimizi hatırlayamayabiliyoruz. Yok, senede 3-5 defa olur böyle. Evet. Değil yani. Devamlı her hafta, her gün gidecek halimiz yok tabii. Tabii mutlaka. Mümkün değil. Bizim derneğimiz var işte, böyle bir tanıtım elçileri derneği diye bir derneğimiz var. Başkanımız da sağ olsun ilgilenir. Gitmeyi düşündüğümüz yerlerle ilgili biz söyleriz veya o da şey yapar, ilgi kurar. Biz araba ister oradan şeyden. Gideceğimiz belediye varsa eğer bir kurum varsa o arabayla gideriz. Orada 1-2 gün kalırız. Orayı fotoğraflarız güzelce. O şartlarına göre. Ondan sonra elde ettiğimiz görüntüleri de
bir araya geldiğimiz zaman oturur, değerlendiririz yani. Şurada şu olsa daha iyi olurdu veya bu çok güzel olmuş. Bunu şu şekilde değerlendirebilirsin gibi şeylerimiz olur, kendi yorumlarımız olur. Kendi kritikleriniz olur arada. Tabii tabii, kritiklerimiz olur. Ben aynı zamanda Konya'da Konfat diye bir şey var. Evet, biliyorum. Oranın kurucularındanım ben. Oranın 3 yıl başkanlığını yaptım ben. Diğer şey arkadaşlarımızla beraber, kurucu arkadaşlarla beraber. Daha sonra ayrıldım. Halen devam eder yani bizim o fotoğraf sevgisi, fotoğraf hobisi. Hobi şarttır ama bir insanın mutlaka... Muhakkak olacak. Yani illa fotoğraf olacak demiyorum ben ama mutlaka bir hobisinin olması gerekir. Yani para kazanmadığı bir konu, derinlemesine, zevkine para harcadığı bir konunun olması gerekir diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. İnsanı şöyle bir arındıracak bir şey olması tabii lazım günlük şimdi hayattan. Para kazanmak, hele şimdiki şartlarda çok zor. Kazanamadığınız zaman, zarar ettiğiniz zaman psikolojiniz bozuluyor. Evet. Ben o nedenle para kazanmadığınız konu olarak söylüyorum ben şeyi, hobiyi. Şöyle bir rahatladınız, kafanızı da rahatlattınız. 3-5 kuş tabii gidip de bütün sermayeni de oraya yatıracak halin yok. Fotoğraf biraz da pahalı. Başlangıçta bir yatırım yaparsanız aslında ucuz. Yani bir makine alırken. Bir makine, bir objektif aldığınız zaman bununla rahatlıkla. Sizi uzun süre götürür. Yıllarca götürür. Evet. Yani ille çok pahalı şimdi. Makine fiyatları 40-50 bin liradan başlıyor. Evet, çoğu çok yani. Çok yüksek gerçekten. Çok da yüksek. Profesyonel olarak devam edenler için onlar sürekli yatırım yapıyorlar, para kazanıyorlar. Onlar tabii ki. Sizin nasıl başladı? Aslında ben biraz hazıra kondum diyebilirim. Hocam az önce anlattı. Çok tarihi eski makineler. Bunların büyük emekleri vardı eskiden. Yani fotoğrafa emek çekiliyordu. Nasıl? Birkaç aşamadan geçiyordu. Yani İşte bizim bile bilmediğimiz banyo diye tabir edilen o bölgeleri vardı, o durumları vardı. Fakat ben öyle değil, ben biraz hazıra kondum. Yani teknolojik çağda başladım ben, öyle söyleyeyim. 10 seneye varmaz benim fotoğrafçılığım. Emekli olduktan sonra böyle değerli fotoğraf duayenlerinin yanına işte takılmak suretiyle emekli olunca bir şey arıyorsunuz. Bir hobi arıyorsunuz. Evet. Bir uğraş arıyorsunuz. Ben de işte arkadaşlarım baktım hepsinin elinde makine var. Ben de bir makine alayım. Bu işe başlayayım. Hatta önce küçük makine vardı. Bizim İsmail Değirmenci'yi bilirsiniz. Evet. Ya şu makineyi cebine bir sok derdi. Yani küçük bu derdi hani. Başka yani daha büyük makineler alalım sana. Sonra Hasan Karaca vardı, bilirsiniz belki. Program yaptık. Selam yaptınız olsun sana. Hasan Karaca hem ünlü şairdir hem de fotoğraf sanatçısıdır. Onun bir makinesi vardı. Ben onu aldım. Zannediyorum 2016-15 falan olabilir. O civarda aldım. Sonra işte onun devri kapanmadı ama onu başka bir arkadaş istedi. Yeniden bir makine daha aldık. Böyle devam ediyoruz. Şimdi aslında belki siz soracaksınız ama hocamın önünde de ben cevaplarken biraz arayarak cevaplıyorum. Çünkü kendisi hoca. Estağfurullah. Fotoğraf zevkli olduğu kadar tehlikeli bir iştir de. Bakın o zevkli tarafını konuşuyoruz ama tehlikeli tarafını hiç konuşmuyoruz. Mesela hakikaten kendinizi öyle kaptırırsınız ki yanı başınıza gelen bir yılanı göremezsiniz. Hmm. Efendime söyleyeyim, nasıl söyleyeyim? Önünüzdeki bir derin çukuru göremeyebilirsiniz diye bir yere bakarken. Böyle tehlikeli anları var. Mağaralarda fotoğraf çekerken yabancı hayvan saldırısına uğrama tehlikeniz var. Ne bileyim bir kaya dibinden yüksekten çekerken aşağı düşme tehlikeniz var. Olabilir, yani doğru. Fotoğrafın bir sınırı yok. Yani fotoğraf sanatının bir sınırı yok. İşte makinayı al gözüne çek. Böyle değil. İnsanlar açı arıyorlar. Nereden çekersem daha güzel olur. Hangi açıdan çekersem daha. İşte o açılar biraz da tehlikeyi de beraberinde getirebiliyor. Evet. Yani i̇şte, dikkatli olmak lazım. Tabii tabii. Çok. Mesela buna bir örnek verebiliriz. Karapınar'da bir böyle yeraltı şehirleri gibi bir noktalar var. Oralarda fotoğraf çekerken Profesör Doktor Hüseyin Muşmal hocamla beraber. Ha, selam olsun hocama da. Ona, hocama da selam olsun buradan. Kapıda yukarıda yılanı gördük. Yılan başını böyle uzatıyordu. Bayram abi dedi Hüseyin Muşmal hocam.
bakın dedi, belki burada hazine de olabilir, yılan var kapıda dedi filan. Hazine şeylerinde yılan olurmuş ya böyle. Öyle hani mi? Hani böyle derler. Böyle derler. Ne, böyle bir şey yoktur da insanlar böyle diyorlar yani. Evet, söylemiş olabilir. Böyle bir söylenti var. Yani o yılanı oradan kaçırıncaya kadar bayağı bir mücadele ettik. Sonra da içerisi kapkaranlık bir yer. Hocam ben buraya geri gireyim böyle. Böyle girmeye korktum. Geri. Yani düşünün bak geri giriyorum ama arkada bir hayvan varsa, bir tehlike varsa ondan haberim yok. İşte böyle bir tehlikeli yanı da var fotoğrafçılığın. Evet. Dolayısıyla ama her şeye rağmen çok güzel bir uğraşı. Herkese tavsiye ederim. Buradan benim acizane tavsiyem. Fotoğraf çekenler fotoğraflarını silmesinler. O anda çektiği o fotoğraf ona göre bir belgedir. Ona göre bir tarih atmıştır oraya. Yani fotoğraf çekmek hem oranın belgesini yapıyorsunuz hem de tarihini atmış oluyorsunuz. Mesela düşünsenize 2000 yıl önce bu teknoloji olmuş olsaydı 2000 yıl önceki Konya'yı görsek ne güzel değil miydi? Ne güzel olur, değil mi? Olurdu ya değil mi? Ya şuradan bir 15-20 yıl öncesini görünce bile bir böyle bir fark oluyor. Bir hoş oluyor insan. Dolayısıyla hangi kardeşimiz bu işe meraklıysa, gerçi herkes meraklandı, cep telefonları çıktı, bilmem ne oldu. Herkes artık elinin altında. Herkes elinin altında bir fotoğraf makinesi taşıyor bunu böyle olunca. Yani çekilen fotoğrafları bir yerde biriktirsinler, saklasınlar. Yani silivermesinler, böyle basitçe siliniveriyor, silmesinler. Alsınlar işte o hard disk dedikleri bir durum var, depolayıcı. Onun içine depolasınlar, atsınlar 20 sene sonra çok değerli bir fotoğraf. Belki bir miras gibi bir şey aslında. Evet, reklama gideceğiz. Çok teşekkür ederiz gerçekten de. Yani çok keyifli gidiyor söyleşi, program. Tabii veda etmiyoruz, reklama gidiyoruz. Kısacık bir ara istiyoruz sizlerden, sonrasında buradayız. Ömür bahçesinin gülü solmadan, gülü solmadan uyan gel gözlerim gafletten uyan. Ecel bir gün bize haydi demeden uyan gel gözlerim gafletten uyan. Gafletten uyan. Ecel bir gün bize haydi demeden uyan gel gözlerim gafletten uyan. Gafletten uyan. Niçin gaflet ile mağrur olursun, mağrur olursun? Geçer kervan gider yolda kalırsın. Pişman olur sararıp da solarsın. Uyan gel gözlerim gafletten uyan. Gafletten uyan. Pişman olur sararıp da solarsın. Uyan gel gözlerim gafletten uyan. Gafletten uyan. We'll be right back.
Yunus artık yeter, sözün tutulmaz, sözün tutulmaz. Senin kumaşların burada satılmaz. Böyle gitmeyinen menzil alınmaz. Uyan gel gözlerim, gafletten uyan, gafletten uyan. Böyle gitmeyinen menzil alınmaz. Uyan gel gözlerim, gafletten uyan, gafletten uyan. Teşekkürler. Gerçekten size. Fotoğraf kareleriyle birlikte ne kadar manidar oldu. Evet. Böyle Anadolu'ya gidiyorsunuz. Yani ben de özellikle televizyon programları yaptığım süreç içerisinde bana en çok sorulur neden keyif aldınız. Ben Anadolu insanıyla bir araya gelmekten çok büyük keyif alıyorum. Her zaman da söylüyorum. İnsanlarla bir arada olmak, işte bazen dediğiniz gibi işte bir lokması varsa onu sizinle paylaşması, misafirperverliği. İşte hani ne getirsem, ne nasıl memnun etsem, işte illa kalalım, işte illa hani gitmeyin kalın muhabbetler hep olur. Hiç menfaat mesela olmadan siz, değil mi? Evet, hiçbir menfaat olmadan. Gerçekten öyle. Hatta siz otelde falan kalacağım dediğinizde bozulur. Yani buralar ev değil mi der falan. Size en güzelini çıkartır, en güzelini sunar. Böyle gittiğiniz yerlerde unutamadığınız, aklınıza gelen böyle olaylar, anılar. Mutlaka var. Ben şöyle söyleyeyim. Hani Anadolu'yu gezdiğimiz için hani özümüzü görebiliyoruz. Biz her ne kadar şehire işte geleli 30-40 sene olmuşsa da özümüz halen orada sapsağlam duruyor. Biz mesela vardığımız zaman işte sizin bahsettiğiniz gibi sofra falan seri verirler hemen. Biraz daha sizi böyle sizi misafir etmek için çok çaba sarf ederler. Anadolu kadını mesela sofrayı hazırlar, kendisi sofraya oturmaz. Evet. Kenara durur. Şunu içlerini bildiğim için ben acaba benim bu ekmeğimi yemeğimi beğendiler mi? Eğer o sofrada birisi eline sağlık ablam ne güzel yemek yapmışsın dediği an artık o 15 gün 20 gün artık heyecandan çok heyecanlandı. Çok benim yemeğimi yediler, sevdiler der yani. Anadolu kadını öyledir. Sofraya gelip oturuvermez. O orada hizmetini yapar. Uzaktan da seyredir. Acaba ne eksik var, bir şey var mı? Acaba beğendiler mi, beğenmediler mi, gibi. Eksiğimiz var mı, kusurumuz var mı diye değil mi? Bir ufak anekdotumu anlatayım. Tabii buyurun. Bir fotoğrafçı arkadaşla fotoğraf çekmeye gittik bir köye. Orada sürü fotoğraflarını çekeceğiz. Sürü şöyle, koyunlar kış gününde genelde evde bakarlar, ahırlarda bakarlar. Biz de o yemleme dediğimiz kısımları çekmek istiyoruz. İşte kuzularla beraber, işte kışın kuzularlar, kuzularla beraber çekmek istiyoruz. Gittik bir köye. Onları çektik. Diğer arkadaşımız, hadi gidiyoruz dedi bana. Hemen oradan ev sahibi dedi ki, gelmek sizden ama gitmek sizden değil. Buyurun. Hanım sofra hazırlamış. Önce bir soframıza buyurun dedi. Tabii biz sofrasına buyurduk hep beraber. Sonra kalktık, geliyoruz. Dedi ki arkadaş, ya dedi çok şaşırdım dedi. Niye şaşırdınız abim dedim ben. Ya dedi sofra hazırlamış, bizi öyle ikramda bulundu. Yani buna şaşırdım. Şaşıracak bir şey yok. Bizim özümüz bu hocam dedim. Özümüz bu. Dolayısıyla hani biz kendimiz şaşırıyoruz sonradan sonraya. Herhalde özümüzden biraz uzaklaşıyoruz gibi geliyor. Normali, hani normali unutmuş oluyoruz yani. Aslında o sofra serilmesi normal. İnsanların birbirine ikramı etmesi köy normal. Yerlerinde gayet normal şeyler bunlar. Hatta daha fazlasıyla ikram. Evet, yaparlar. Etmek lazım. Gerçekten öyle. Böyle bir ufak anım vardı benim. Yani şaşırma adında. Evet. Şaşıracak bir şey yok demiştim ben. Evet. Aslında özümüz demiştim böyle. Evet. Evet.
Sizde var mı böyle güzel anılar? Bizde çok da işte şöyle dikkat çekecek olan bir şey ne olur olabilir diye şey yaptım. Biraz önce o benim fotoğraflarla ilgili, komajene ile ilgili bir şeyim vardı ama ben Bingöl Dağı'nı anlatayım isterseniz size. Tamam, seve seve tabii ki. Şimdi bir arkadaşım, biz Bingöl'de görevliyiz gençte. Arkadaşım birisi geldi dedi ya bu Bingöl Dağı'nda güneş doğarken zıplıyormuş dediler bize. Ben dedim güneş nasıl zıplar? Ne yapalım? Bir Land Rover ayarlayalım. Daha da rahat gidebilecek jip türü sağlam diye. O İller Bankası'ndan bir arkadaşımız vardı. O ben dedi ayarlarım onu dedi. Yanımıza bir tane iki tane bekçi aldık. Onunla beraber akşam üzeri saat 6'da. Ha yalnız şey şartları şu. O zıplamayı görebilmek için Ağustos sonu veya Eylül başı olması gerekiyor. Bulutsuz ve yağışlı. Günü de var yani. Günü de var tabii be, şey yok. Bizim şansımızdan ya dedik Eylül'ün 3'ü 4'ü o aralar. Biz gidelim madem dedik o şeye uyuyor belki daha önce o şartlara uydu şey yapamadık sağlayamadık ama yağmur ve bulutlu olmaması gerekiyor şeyin gökyüzünün. Şeyi görebilmemiz için. Tamam. Gençten bir ekip oluşturduk. Akşam üzeri saat gün doğumunu çekeceğiz biz. Gün doğarken oluyor bu. Normalde gidip de oradan güneşin zıplamasını göremiyorsunuz yani. Tamam akşam saat 5 mi 6 mı o aralarda çıktık şeyden. Gençten Bingöl'den Karlova'ya gidiyoruz. Karlova'da en çetin yolların çok zor olduğu bir yer. Dağların başında. Oradan Bingöl Dağı'na gideceğiz. Karlova'ya vardık işte akşam 7-8 gibi. Oradan devam ettik dediler. Beritan aşireti o yörede, o mıntıkada şu anda hayvanlarını yayılıyor. Siz oraya gideceksiniz. Tamam. Çıktık, vardık Beritan aşiretinin konakları, ağanın daha doğrusu aşiret reisinin Mehmet Ağa'ydı, yanılmıyorsam. Onun çadırının olduğu yere saat 11'de vardık. Gece 11'de. Baktık onlar da tesadüfen misafirleri varmış. Ankara'dan antropolog iki tane bayan arkadaş. Oraya onlarla görüşme, röportaj yapmaya gelmişti, bilgi almaya gelmiş. Onlara ziyafet veriyorlar. Biz de hazır ziyafete konduk. O ne güzel, nasip. Ya şimdi nasip diyorsunuz da ben hayatımda oradaki pilavı yemedim daha. Onlar koyun kesmişler. Bir tereyağıyla pirinçler falan koca koca parmak gibi olmuş. Nasıl pişirdiniz, nasıl yaptınız oradaki o kadınların marifetine artık ben hayran kaldım. Lezzeti deseniz süper bir lezzet. Ya bizim açlığımıza mı dekildi ama açlı değildik yani. O da bizim karnımızı doyurdular. Güzelce bizi ağırladı. Dedik biz güneşin doğuşunu izleyeceğiz. Hemen bize oradan iki tane fedai verdi. Arabanın arkasına bindiler bunlar tüfekleriyle beraber. Çünkü o aralarda o yörede anarşi yeni yeni başlamak üzere. Hatta o arada herhalde hapishaneden kaçan birkaç tane şey varmış. Mahkum varmış. Onlar da o yörede şey yapıyormuş, yaşıyor dediler. Tamam. O şeylerle beraber aldık, yürüdük tabii. Yol yok, iz yok. Dağlar şeylerin içerisinden, dağlık bölgeden, düz bulduğumuz yerden gidiyoruz. Neyse vardık şeye. Biz varırken yukarıda ışıklar vardı, kayboldu yalnız. Bizim arabanın ışığını gören, o sanıyorum o hapishaneden kaçan kişiler olsa gerek. Onlar uzaklaştı. Dediler battaniye falan almıştık ama dediler ki çok şey, çok soğuk olur. Kabandır, battaniyedir, o tür şeylerle beraber giydin. Vardık çıktık şeye, 3250 metreydi yanlış hatırlamıyorsam şeyin yüksekliği çıktığımız yerin. Güneşin doğuşu başladı. Bizim de ama gözlerimizden uyku akıyor artık tam en eyvah. Yorgunluk zamana geldik. Ama yine de sabrettik, biraz zorladık kendimizi. Önce sapsarı bir gökyüzü yavaş yavaş mesela sonra kırmızıya dönen sonra gök şey çıkmaya başladı güneş. Güneş yavaş yavaş. Güneş çıkmaya başladı. Şimdi güneşin ortasında bir leke var. Bu lekeyi de şöyle düşünebiliriz. Bir küre düşünün, cam küre düşünün. Bir metre çapında şey yapmanız açısından söylüyorum. Bunun içerisine yarısına kadar doldurulmuş balon koyun. Renkli bir balon. Şimdi küreyi salladıkça ne yapar o balon? İçerisinde su olan balon. Bir tarafa gider yığılır. Ondan sonra yavaş yavaş gelir öbür tarafa yığılır. Aynı böyle bir görüntü var şeyde.
Güneşte. Güneşin tam ortasında ha. Böyle zıplama dedikleri de oymuş. Bizim o zamanki makineler de tam Rusmalı eski Zenitler falan var. Elimizde güzel makineler falan yok yani filmler de yok. Neyse çekebildiğimiz kadar. Yine de çektiniz ama anı yakaladınız. Çektik. O anı yakaladık. Sonra ortaya ayınla tabii biz bu ara şeyi göremiyoruz. Nereye gittiğimiz, nereye çıktığımızı bilmiyoruz ki. Cipte vardık oraya. Sonra oradaki oranın insanlarından dediler ki işte Bingöl burası. Nedir Bingöl? Ufka baktığınız zaman sizin ilerinizde görebileceğiniz daha yüksek bir dağ yok. En yüksektesiniz ve her taraf ayağınızın altında böyle. Orada da küçük küçük su birikintileri var göl olarak. Bingöl dedikleri şey de oymuş. Ha, oradan almış adı. Bingöl ha. Bu göllerden bir tanesinin suyu abı hayat suyuymuş. Yani ölümsüzlük suyu. Eğer o gölün suyunu bulup içerseniz ölümsüz olurmuşsunuz. İnanışa göre. İnanışa göre tabii canım. Orada herhangi bir böyle bir şey veri yok yani. Evet. Velhasıl onları izledik orada. Dönüş başladı. Bu sefer bizim arabanın makas başı kopmuş. Dediler yürüyeceksiniz. O ben bunu şeye kadar götürürüm kazaya kadar. 15 kilometre ileride gitmemiz gereken yerde. Neyse yürüyoruz. Bu ara değişik köy obaları var. Ha, şimdi bu ara aşiretin tamamı da 1100 tane mi ne obadan oluşuyor. 1100 aile diyelim. Her bir aile bir yerde konaklamış. O civarda hayvanlarını yemlendiriyor. Bu ara yine tesadüfen biz orada bir yoğurt yemek durumunda kaldık. Bize yoğurt ikram ettiler. Yoğurt da peynir gibi yalnız. Ya öyle mi güzel olur o peynir? Yoğurt. Hayatımda yediğim en güzel koyun yoğurdu. Öyle diyeyim ben. Bir de koyun yoğurdu öyle mi? Bir de koyun yoğurdu yedik. Sonra oradan bize çay kahve biraz önce bahsettiğim şeyin başında programın başında söylediğim gibi çay kahve dedim. Bu çay kahveyi nereden getirdiniz? Nereden buluyorsunuz? Abi ileri atla Erzurum'dan alır geliriz. Bu benim söylediğim yer Varto, Muş ve Varto, Muş ve Erzurum'un birleştiği bir yer, bir nokta. Şu an hala vardır orada. Var yani. Tabii aynı şey yok değişik. Değişmez tabii yayla niye değişsin? Yayla değişmez. İşte bunlar da her sene oraya gittikleri için oraya yörenin insanlar da bunları istemiyorlarmış. Biraz aralarında sıkıntı falan varmış. Neyse onlar bizi şey yapmaz ama düzeldi yani şey yok. Aralarında sonradan problem kalmadı sanıyorum. Oradan yürüyerek şeye kadar geldik. Yani diyeceğim o dağın başında bize o insanların misafirperverliği, bizi hiçbir menfaat beklemeden karnımızı doyurmaları, ne bileyim ben yoğurt ikram etmeleri, çay kahve ikram etmeleri, yemek kendi masalarına davet şeylerine davet etmeleri. Ne güzel. Bunlar çok müthiş şeylerdi yani bizim toplumumuzun, Anadolu insanımızın güzelliklerini, misafirperverliğini ortaya koyan somut örnekler bana göre yani. Yani fotoğrafçılık aslında sadece gidip orada işte deklanşöre basıp bir kare ortaya çıkartmak değil. Birçok şeyi, hayatın birçok yönünü yakalıyorsunuz aslında. Kesinlikle katılıyorum. Pardon hocam, var mıydı? Yoksa bu. Şöyle katılıyorum. Yani insan sizi bir başkasıyla tanıştırıyor. Evet, vesile bir özelliği var. Ben ona şunu söylüyorum. Fotoğraf makinesi için sihirli kutu diyorum. Yani o size öyle bir arkadaşlık yapıyor ki sizi sürüklüyor peşinden. Mesela o makine sizi sürüklüyor. Nereye götürüyor? İşte Hasan Dağı'na götürüyor. Kaldırıyor. Karacasu'ya, Aydın'ın Karacasu'ya götürebiliyor. İşte başka bir arkadaşlarımız da uluslararası gidebiliyor. Evet. Tamamen o fotoğraf makinesinin aşkıyla gidiyorlar. İşte 40-50 kişi toplanıyor, gidiyor Hindistan'ı fotoğraflayıp geliyorlar. O yüzden o sadece Hindistan'ı çekmiş olmuyor. Orada dostluklar ediniliyor mesela. Mesela Hasan Dağı'na hiç gitmemiş olan değerli bir fotoğrafçı varıyor oraya. Ne yapıyor? Oradaki işte 2000 metre yükseklikteki çadır kurmuş, orada hayvancılık yapan yörüklerimizle tanışıyor. Onların işte peynir çalarken, o kadınların, Anadolu kadınların peynir çalarken, koyun sağımı yaparken fotoğraflarını fotoğraflıyor yani. O anı çekiyor orada. Sonra ne oluyor? Abla senin adın ne? Falan oluyor. Bakın Anadolu'da bir kadına merhaba diyemezsiniz bir erkek olarak. Ama elinizde fotoğraf makinesi varsa merhaba diyebilirsiniz. O bakar, siz bir fotoğrafçısınız der, şey yapar, size cevap verir.
Genelde izin alıyor musunuz? Nasıl oluyor süreç? Yani bir izin talebi oluyor değil mi? Çok önemli. Evet. Yani fotoğraf sanatçısı olmak isteyen ya da fotoğrafla uğraşan gençler bunu bilsinler. Yani bazı fotoğraflar izin alınması gerekir yani. Herkes akıllı davranmak lazım. Bizim insanımız. Siz şimdi normal gidiyorsunuz. Karşınıza bir adam hiç tanımadığınız birisi çıktı. Elinde makine. Tak fotoğrafını. Şaşırırsın. İstemezsin tabii. Ya kimse istemez yani. Hiç kimse istemez. Buna büyük bir tepki gösterir. Tabii tabii doğru. Başımıza gelen bir takım farklı olaylar var tabii. Arkadaşlardan biz eğitim amaçlı gittiğimiz zaman görüyoruz. Benim söylediğim ilk şey karşınızdaki insana önce bir selam verin. Hal hatır sorun. Ondan sonra izin isteyin. Aldığınız izin doğrultusunda da kişinin fotoğrafını çekin. Ya rızası olan şeyler güzel oluyor zaten. Tabii. Yani daha güzel oluyor. Zaten eğer sizin samimiyetinize inandıysa izin veriyor zaten fotoğraf çekmenize. Evet evet doğru. Ama çekmezseniz bir Hasan Hoca'yla başımıza gelen bir olay vardı. Yine basit bir şey anlatayım. Nerede? Seydişehir tarafında bir köye gitmiştik. Kadın karşı şeyden geliyor. Daha yan tarafından. Merkebe binmiş. İki tarafta güzel yükleri var, şeyleri var. Görüntü mükemmel yani. Şimdi böyle şeyde gördüğümüz fotoğraflar olur ya böyle. Hı hı. Anadolu kadını fotoğrafları veya Anadolu'dan çekilen fotoğraflar. Mükemmel bir görüntü. Bizim Hasan Hoca da çıkmış. Şeyi çekiyor kadını. İzinsiz. Kadın bir başladı bağırmaya. Bağırmaya başlayınca köyün içerisinden erkekler çıkıp gelmeye başladılar. Başımıza iş açacaklar şimdi. Onlar farklı değerlendirecekler şimdi sonuçta. Hemen araya girdik, yatıştırdık, onları teskin ettik. Dedik hemen sil fotoğraf falan filan yani böyle bir şey durumda. Onun için ilk söylediğimiz şey en azından göz teması kurarak bir işaretle izin isteyin. Evet. İzin vermiyorsa çekmeyin fotoğrafına. Yani görüntü çok güzel olabilir. Ama öteki de insan yani sonuçta. Rızasının olması önemli tabii. Bir basında herhangi bir yerde görüntüsünün yayınlanmasını istemeyebilir. Gayet en doğal hakkı yani. Çok üzülerek programın sonuna gelmişiz. Gerçekten çok hızlı geçti zaman. Ve ben bu program bir başlangıç olsun. Sonrasında da tekrar sizi davet etmek istiyorum. Bu arada İsmail Değirmen Cabi'ye de çok teşekkür ederim. Kendisi çok önemli bir fotoğraf sanatçısıdır. Konya için çok kıymetli ve önemlidir. İnşallah bugün vesile oldu. İsmail abi senin hep gönlümüzdeki yerin çok ayrı biliyorsun. Seni de ayrı seviyoruz. Latif Çağır hocama ve Bayram Kabaday hocama çok çok teşekkür ederim. Biz tabii biraz böyle çalmaya başlayalım. Biz stüdyoda dinleriz. Sanırım süreyi de aştık. Herkese katılımlarından dolayı çok teşekkür ederiz. Hafta sonunuz güzel geçsin. Görüşünceye kadar hoşçakalın.